Çünkü hadislerde keledi, uşa Arafat meydanıya haciler cembo gende, Allah Subhanahu ve Taala farişteleriye yeterken ki, ey farişteleri, kareyler bu bendelerimle. Dünyanın türlü türlü cöylerinden neme üçün bu cöyge kelip cembo türüptüler. Ha sana rızalıyını istep geldiler. Bu mesela guvah buluyorlar, şularını hürmet eden bülerge koşup, şu Arafat'ke kelelme geller diyem günahını geçirdim de Allah'ım merhamet kılarken. O şu Arafat dağıda, cembogen hacilerini katarıda Allah Teala sizine hem bizine hem günahlarımızını mağfiret kıyam busun. Hop, sözümüzü evvelde Rabbimizge hamdü sana Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine durudu salavatlarımız, tahiyyat ve salamlarımız bulsun. Hop. Babu tusa'i, yani tokstalik bab, tokstalik hadis ve hikmetler babı. Bunda beşte mev'ize var, şundan bittesi hadis, kalyanı, asar, sahabeler, tabi'illerini sözleri. Hop, birincisi Cenab-ı Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri ki uzat eteller. Evhallahu ta'ala ila Musa ibn İmran'a fit-Tevrati. Allah Ta'ala Musa ibn İmran'a Tevrat'ta vahiy kılıp dedi ki inna ummahatil hataya selâthun. Elbette günahlarını, hatalarını, masiyetlerinin anası üçtedir. Hama günahlarda anası üçteyken. Kayan günahlarda haması şu üçte denseden tuğularken. Günah masiyetlerde anası üçte. Birincisi neyken? El-kibru diyenken. Günahlarda anasının birincisi kibir. Uzunu katta alış. El-kibru batarul haqqi ve gamtun nas. Hadis-i şeriflerde Resulümüz aleyhissalatu vesselam etenler ki kibir hakkını tan amaslik, hakikatini rad kılıçlik ve adamlarını minsemeslik durduydiler. Hop. Şimdi yine bana şu cöyde kibir hakkı da gep gitken de ve men nazara ila nefsihi be'ayni ta'zim. Kim özüge özü katta baha verip o'zini yuqori sanaydigan bo'lsa, boshqalarga esa past nazar bilan qarasa, o'sha odam mutakabbirlardandir degan ekanlar. Har kim o'zini baland olib, odamlarni past sanaydigan bo'lsa, mensimasa o'sha odam kibrlilardandir. Xo'p, kibr haqida yana gap ketganda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala zarratin min kibrin. Rasulimiz aleyhissalatu vesselam ettiler ki cennetke kalbide zerre miskalçalik kibir bir adam kirmeydi degan ekanlar. Cennetke kalbide zerre miskalçalik kibir bir adam kirmeydi. Cennet kibirlilerge biraderler haram eken. Hop. İkincisi günahlarda anasının ikincisi vel hirsu. Dünyaya harislik diptiler. Ve kâle Malik ibn Dinar rahimehullah. Malik ibn Dinar etenler ki İzâ sakamel bedenu lem yenca' fîhî ta'amun ve lâ şerâbun ve lâ nevmun ve lâ râhâ. Kaçan bu beden, cisim keselleneydiyen bise bu cesedke, bu cisimge ne ta'am, ne şerâb, ne uyku, ne râhât fayda verirdi. Kesel bub kasek, etbetimiz arıp kasek, ne avukatlanıp, ne uklap, ne rahat alıp, adam mazakı mıydı, doğru mu? Lekin, bu yağın içtiğin, kezalikel kalp, hud düşünge uçşap, kaçan indi, bu kalpte, dünyaya bugün muhabbet üstün bub gitediyen bise, dünyaya bugün hırs kalpte küçüyüp gitediyen bise, lem tenfehul mev'izatu, u bendege, mev'ize, amru ma'ruf, nasihat, yahşi gap, yahşi söz fayda vermeydi degan ekanlar. Cismimiz kesellense uyku, hop, avukat, içimlik fayda vermegenidik. Kalbimizdeyem, dünyaya bugün muhabbet
kuchayib ketib, dunyoga harislik oshib ketadigan bo'lsa, birodarlar, amru ma'ruf, nahiy munkar ta'sir qilmas ekan. Ana bunga o'zi ko'pchiligimiz chalinib bo'lgan kasallik. U endi bu. Ha, dunyoga muhabbatimiz ortib ketganligidan juda ko'p sohbat eshityapmiz, lekin natijasi yo'q-ku, nol. Hammasi shundanda. Xo'p. İkincisi uşa ikincisi harisli bo'ldi dunyoga. Uchinchisi barcha xato gunohlarini onasini ikkin uchinchisi val hasadu debdilar. Hasad ekan. Hasad haqida Muaviya roziyallohu anhu ni bir ajoyib so'zlari bor ekan. U zot aytadilarki, yomon xislatlarda yomon xislatlarni ichida hasadga o'xshagani yo'q. Chunki hasad shunaqangi narsaki, hasad qilingan odamga ziyon yetmasdan turib, hasad go'ydi o'zini o'ldiradi degan ekanlar. Yomonliklarni ichida hasadga o'xshagani yo'q. Chunki hasad qilingan odamga ziyon bermasdan avval hosid hasad qiluvchini o'zini o'ldiradi degan ekanlar. Yo'lmasa unvonul bayonda bir yaxshi so'z o'qidim. Al hasadu kasoda il hadid debdilar. Hasad temirni zangiga o'xshaydi. Temirga agar zang tushadigan bo'lsa nima bo'ladi? Shuni yeb tugatib chiritmaguncha qutulmaydi. Hasad ham temirni zangiga o'xshaydi. Odamni o'zini yeb tugatmaguncha qutulmaydi degan ekanlar. Xo'p, fatansha minha sittatun. Endi mana shu gunohlarning onasi demak 3ta bo'ldi. Kibr, hasad, dunyoga bo'lgan harislik. Mana shu 3ta narsadan 6ta narsa paydo bo'ladi va 9taga aylanadi. 6ga 3 qo'shsa nima? 9taga aylanadi. Xo'p, o'sha 6ta narsani birinchisi ashibau to'qlik, kibr, hasad, dunyoga harislik bor joyida albatta nima bo'lar ekan? Kibr, hasad dunyoga harislik bo'lgan joyda birinchi to'qlik, ikkinchi uyqu, uchinchi rohat paydo bo'lar ekan. Xo'p, va hubbul amval, mol dunyoni yaxshi ko'rishlik, va hubbus sana, odamlarni maqtovlarini eshitishni yaxshi ko'rishlik, va hubbur riyosati, boshliqlikni, rahbarlikni yaxshi ko'rishlik, ana shu 3ta narsadan shu 6ta narsa paydo bo'lar ekan. Endi shu molni yaxshi ko'rishlik deganga bu joyda kitobni sohiblari aytadilarki, mani ustozim aytardilar, alayka bi ixroji hubbi dinari va dirham, qalbingdan dinor va dirhamning muhabbatini chiqarib yuborgin. Dinor va dirham, hozirgi so'z bilan aytganda so'm bilan dollarning muhabbatini qalbingdan chiqarib tashagin. Hattoinki dinor bilan dirham sening nazdingda tosh bilan kessakka o'xshab qolsin degan ekanlar. Tillo bilan kumush u oddiy tosh bilan barobar bo'lmaydi. Dinor kumushdan bo'ladi, dirham nimadan bo'ladi? Tillodan bo'ladi-da. Demak, dunyo dirham bilan dinorni muhabbatini qalbingdan chiqarib tashagin. Hatto sening nazdingda toshan, shag'alam, kessagan biru o'sha dinor dirham ham bir bo'lib qolsin degan ekanlar. Tushuntira oldimmi? Xo'p, maqtovni yaxshi ko'rishlik deganga aytyaplarki, yana ustozim aytardilar, qalbingdan odamlarni seni maqtashligini yaxshi ko'rishlik degan narsani chiqarib tasha. Hattoinki ularni maqtovi ham, ularni mazammati ham, ya'ni mazammat deb turib, ular seni yomonlashligi ham seni nazdingda barobar bo'lsin. Maqtaganda ham o'zgarmaysan, yomonlaganda ham o'zgarmaysan. Tushuntira oldimmi? Maqtov ham, mazammat ham ikkalasi bir bo'lib qolsin. Va yana aytardilarki, ana u hubbu riyosa, boshliqlikni yaxshi ko'rishlik degan narsaga yana qalbingdan shu odamlarni tepasidan rahbar bo'lishlik degan narsani muhabbatini chiqarib yuborgin. Hatto
ularni senga yuzlanishlari yu sendan yuz o'girishlari ham sen uchun barobarga aylansin. Yuz o'girib ketsa ham xafa bo'lmaydi. Oldizga to'planib olib tahsir desa ham o'zgarib qolmaydi. Har ikkala holatda ham bir xil bo'ladigan darajaga borgin. Chunki debdilar, rahbarlikni, riyosatni yaxshi ko'rishlik egasiga moli dunyoni yaxshi ko'rishlikdan ko'ra zararliroq debdilar. Molni, dunyoni yaxshi ko'rishdan ko'ra rahbarlikni yaxshi ko'rishlik zararliroq. Nimaga? Vakilahuma dallani ala rag'bati fid dunya. Chunki u ikkalasi dedilar, dunyoga bo'lgan rag'batingni kuchayishligiga dalolat qiladi. Va aslu hubbil jahi hubbut ta'zim. Ana rahbarlikni yaxshi ko'rish degani odamlarni, demak, seni ulug'lashlikni yaxshi ko'rishlik degani. Ulug'lik esa Xudoning sifatidandir. Xudoning sifati u azamatlilik, u Xudoning sifati. Shuning uchun Alloh taolo hadisi qudsiysi bilan marhamat qilib al azamatu ridoi val kibriyo izori dedi. Ulug'lik, azamatlik bu meni dedi ustuvoshim, libosim. Kibriyolik esa meni ishtonim dedi. Ya'ni Alloh taolo bu narsadan munazzah zot, lekin bunday deyishdan maqsad bu menga xos, bu meni kiyimim demoqchi Alloh taolo. Tushuntira oldimmi?